Bugün bize ne anlatacaksın Arancım? İtalyan kelimesinin sözlük anlamı. İtalyano. Hadi kop 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 kop. Boğalar ve arabalar denince akla gelen ilk marka. Geçmişinde İsviçreli, Malezyalı, Endonezyalı ve şu anda bir Alman şirketine ait olmasına rağmen İtalyan kelimesinin sözlükteki karşılığı. İşte karşınızda Lamborghini. Hikayemiz sakin sakin traktör yapıp satarken parayı bulduktan sonra bir Ferrari satın alıp ondan mutsuz olan bu abimizle başlıyor. Bu abimiz Ferruccio Lamborghini. Kendisi devasa bir traktör imparatorluğunun sahibi. Aldığı Ferrari'den hiç memnun kalmıyor ve Ferrari'sini alıp Enzo Ferrari'nin kapısına gidiyor. Ve Enzo diyor ki, hey kardeşim adam gibi yapsana şu arabaları. Oğlum bu nasıl bir ego lan? Tam patron abi. Abi düşünsene yani mesela motor robot alıp beğenmiyorsun. Ali Koç'a gidip... bu ne biçim robot diyeyim, kendi robotunu yapıyorsun. O zamanın Ferrari'leri aslında yollarda gidebilmesi için düzeltilmiş yarış arabalarıydı. Yani konfor ve içlerindeki bir takım detaylar son tüketici için yapılmış değildi. Özellikle debriyajla ilgili çok büyük sorunlar yaşıyordu. Kendi traktör bilgisiyle Enzo'ya gidip debriyajlarla ilgili birkaç tane tavsiyede bulundu. Sizce Enzo ona ne demişti? S**tır lan oradan demiş. Bunu duyan Ferruccio delirmiş. Vaffanculo! 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 Bildiğin İtalyanca küfür var mı? Maradona. İtalyanca diyorum. Arjantin. Ne alaka ya? Bolla da alakamız yok. Ferruccio Başkan, Enzo Ferrari'den duydukları şeyden sonra çok sinirlenmişti ve hemen fabrikaya geri döndü ve bütün traktörcüleri topladı. İlk yaptıkları iş, Ferruccio Başkan'ın sahip olduğu 250 GT'yi alıp modifiye etmekti. Ortaya çıkan sonuç orijinalinden bile daha iyiydi. Ferruccio resmen gaza gelmişti. Traktörcülerine baktı, arabaya baktı. Neden biz kendi arabamızı yapmıyoruz ki dedi. O dönem İtalyan otomotiv endüstrisinde efsane kategorisine çıkmış kim var kim yok işe aldı. Buna Ferrari'nin efsanevi mühendisi Giotto Bizzarini dahil. Lambo patron Bizzarini 12 silindirli bir motor yapmasını emretti. Bizzarini'nin Ferrari'de yaptığı gibi bir yarış otomobili yapmasını istemiyordu. Sonuç olarak bu otomobil yollarda kullanılacaktı. O yüzden manyak, çılgın, kontrolsüz bir araç olmasını istemiyordu. Peki Bizzarini ne yaptı dersiniz? Manyak, çılgın bir motor yaptı. Bu motor tam 11.000 devire kadar çıkıyor ve 400 beygirin üzerinde güç üretiyordu. Bizzarini'ye kalsa motoru geliştirmeye devam edecek. Ama Lambo patron müdahale etti. Yok uzaya gidelim. Motoru son ayarlarını yaptılar ve ortaya efsanevi 12 silindirli Lamborghini motoru çıktı. Gerçek bir başyapıt. Bu motor o kadar başarılıydı ki farklı farklı versiyonları 2010 yılına kadar Lamborghini arabalarında kullanılmaya devam edildi. Enzo başkanı göt etmek için çok sıkı çalıştılar ve 1964 yılında ortaya 350 GT çıktı. Neden mi 350 GT? Çünkü Enzo başkanın o işe yaramaz arabası 250 GT'di. Lambo patronun arabası Ferrari'den 100 kat daha iyiydi. Yani 250 GT artı 100 eşittir Lamborghini 350 GT. Tarzı tasarımı olan mükemmel bir arabaydı. Lambo patron başarmıştı. Bu da sana kapak olsun Enzo başkan. Oğlum tam Türk kafası lan. Orijinalinden daha iyi. Aynen öyle ama herifte nasıl bir intikam hırsı varsa bütün traktör fabrikasını araba yapmaya yönlendirmiş herif. Ben Lamborghini'yim. Öyle mi diyorsun? Bende var bir tane biliyorsun. Bir gün anahtarı nerede gezelim? Al senin köpeğin olsun ya kardeşim ya. 350 GT ortaya çıktıktan sonra Bizzarini ve ekibi bir sonraki projesinde çalışmaya başladılar. Hayal ettikleri bu araba çok hafif, motoru ortada, arkadan itişli ve tabii ki de bu efsanevi Lamborghini motoruna sahip olacaktı. O döneme kadar hiç duyulmamış yepyeni bir otomobil konsepti. Ortaya çıkan sonuç ne mi? Karşınızda dünyanın gelmiş geçmiş en güzel arabası. Lamborghini Miura. Miura kesinlikle her anlamda otomotiv tarihinde bir kilometre taşıdır. Kokpitin arkasına yerleştirilmiş V12 motoruyla süper araba kategorisinin resmen ilk örneği. Peki neden mi bu kadar güzel diyorsun? Arabanın kirpikleri daha ne olsun. Neredeyse benim otomotivdeki karşılığım gibi. Ha bir de küçük detay, o dönemin en hızlı arabasıydı. Ne haber lan Ferrari? Benim Miura'yı gördün mü? Güzel, seksi falan filan işte her zamanki gibi. Dedemin her zaman söylediği gibi. Neydi? Başarı en güzel intikamdır. O soğuk yenen bir yemektir değil miydi ya? Başarı soğuk yenen bir yemek. Bu arabanın isim babası Lambo patronun en yakın arkadaşlarından biri olan Don Eduardo Miura'dır. Miura aslında otomotivle hiç alakası olmayan bir insan. Kendisinin bir boğa çiftliği var. Lambo patron boğa görüşlerine çok meraklı ve de kendisi bir Koç burcu olduğu için tabii ki de bu arabaya en yakın arkadaşın ismini vermiş. 1968'de piyasaya sürdükleri modelin adı da Islero'ydu. Ve Islero da Miura'nın çiftindeki boğalardan birinin ismiydi. Ve bu sayede bir gelenek doğmuş oldu. Lamborghini'nin birkaç istisna dışındaki modellerinin tamamının ismi boğa isimlerinden gelmektedir. Yani boğa isimleri mi yoksa boğaya konulan isimler mi? Boğa isimleri ne demek lan? Boğaya konulan isim de işte boğanın ismi. Yok. İşte sarı kız. Başka bizde boğa ismi ne var? Boğa. İnek olan sarı kız. Tamam boğaya ne isim koyarsın? Çilli.
Düşün şimdi sen bir tane spor araba yapıyorsun ama böyle çok acayip seksi. Adını sarı kız koyuyorsun. Clero mesela. İspanyolca'da sarı kız gibi bir şey anlamı var belki. Sarı kız arabaları. 400 beygir. Araba pop-up farları olan bir Aston Martin'e benziyordu. Hatta o kadar çok benziyordu ki Roger Moore bir James Bond filminde bu arabayı kullanmıştır. Bir sonraki yıl Espada'yı tanıttılar. 1970'leri tam anlamıyla özetleyen büyük, devasa bir spor arabaydı. Espada İspanyolca kılıç demek. Ayrıca boğa güreşçilerine de kısaltma olarak Espada diyorlar. Çünkü boğa güreşinde kılıç kullandıkları için. Senin telefonun ne yapıyorsun acaba ya? İnek isimlerine mi bakıyorsun? Ne çıktı? En yaygını Seda'ymış. Nasıl ya? Nez varmış ve Gülben varmış. Yok artık. Sağla Nefise Özlem şeklindeyim. Trinity varmış. Sen nereye bakın? Nasıl bir kaynak o ya? Bu modelde artık Lamborghini'nin imzası haline gelecek kama şeklindeki tasarımın ilk izlerini görmeye başladık. İşler iyi gidiyordu. Arabalar ateş ediyordu. Dünyadaki en seksi logoya sahip arabaları üretiyorlardı. Ama Lambo patronun esas işi traktör yapmaktı ve oradan kamyonla para kazanıyordu. Araba işi onun için biraz hobi gibiydi ve ona yük olmaya başlamıştı. Otomotiv işinden artık kurtulmak isteyen Lambo patron şirketin %51'ini İsviçre'li çok yakın bir arkadaşına sattı. İşler 1973'te yaşanan petrol kriziyle tepe taklak gitmeye başladı. Lambo patron intikamını aldığını düşünüyordu. Artık emeklilik vakti geldiğini düşünüyordu ve elindeki %49'luk hisseyi de arkadaşına devredip şirketle olan bağını tamamen kopardı. Kurucu patronunu yitirmiş, dünyadaki ekonomik krizlerle boğuşan ve finansal olarak çok iyi durumda olmayan Lamborghini'nin yapabileceği tek bir şey vardı. O güne kadar yapılmış en manyak, en seksi, en güçlü, en inanılmaz spor arabayı üretmek. Beyefendiler, hanımefendiler, Kuntaç'a merhaba. Var mıydı odanda Kuntaş posteri? Ya ben turbo sakızların içinde var. O sakızların içinden çıkanların hepsini biriktirirsen, onları fabrikasına gönderirsen sana bisiklet veriyorlar diye bir efsane var. Doğru lan, şimdi sen söyleyince hatırladım. O zaman da metro mu ne açılmıştı? Evet. Babam bana böyle iki tane tam şey almıştı, kutu. Onların hepsini biriktirip göndermiştim. Hiçbir şey gelmedi. Buradan sesleniyoruz. Bu çocuğun bisikletini geri verin. 1974'te yapılan Kuntaş lansmanı o zamana kadar Lamborghini'nin sahip olduğu mantık çerçevesinde araba üretme felsefesinin bir kenara konulmasının karşılığıdır. Her tarafında bulunan açısal tasarımlar sayesinde arabadan çok uzay gemisine benziyordu. Yani çok büyüktü. Metaforlaştırmak istesen ne kadar büyüktü? Neyi, kim kadar büyüktü? Ne kadar büyüktü yani? Büyük deyince aklına gelen ne geliyor? O kadar büyüktü ki yönetmenimizin ne kadar büyük. Sen söyle, büyük deyince aklına ne geliyor? Oğlum büyük bir şey söyle ya. Senin için en büyük şey nedir mesela? Evet, büyük gördün, oha, ama büyük dediğin şey ne abi? Yani o da bana kalsın abi. Hayda. Bu kaldırdı bize ya. O da bana kalsın. Boyut olarak da devasaydı. Tamam, devam. Bulamadık. Ama en önemli özelliği neydi diye sorarsanız, o zamana kadar gelmiş geçmiş yapılmış en güzel İtalyan sanat eserini bize tanıttılar. Sence ne olabilir? Senin ben a**yim ya. Senin a**yim ben. Ne diyorsun? O zamana kadar gelmiş geçmiş en güzel İtalyan sanat eserini bize tanıtmışlar. Ya bu şey var, bir tane koca memeli bir kadın var ya, babam hastası. Nereden geldik oraya? Monica Bellucci. Ha. Nereden geldin ona? Bugüne kadar yaratılmış en güzel. Ya Allah seni. Mükemmel. Vay be. Duygularını harekete geçiriyor öyle mi? Ya, seni düşünmeye sevk ediyor. Sanat eseri sonuçta. Ben evliyim. Buralar yalnız montajda olacak, biliyorsun değil mi? Yengecim kusura bakma, itiraf geldi. Tabii ki de Lambo kapılar! Biliyorsun değil mi Lambo kapıları? Abi harika onlar. Eve yaptıracağım. Bir sonraki modelin adı da Yurakko'ydu. Yurakko. Nasıl okunuyor lan bu? Yurakko. Bir tane de Yarama diye bir modelleri var. Yarama. Yurakko. Nereye gidiyor oğlum bu isimler? Kanka ben hiç o topa gelmeyeyim. Neyse, bunlar da boğa isimleri. Tam o sırada okyanusun öbür tarafından onlara bir iş teklifi geldi. Amerikan ordusu için bir SUV üretmek. Bu siparişi karşılayabilmek için birkaç tane konsept araba ürettiler. Ama hiçbir zaman Amerikan ordusundan o büyük sipariş geçilmedi. O aralar devam ettirdikleri bir başka projede BMW ile birlikte ürettikleri bir yarış arabasıydı. BMW bu ortaktan vazgeçince şirket tam anlamıyla ayvayı yeme noktasına geldi. İşleri toparlamak için çok daha yani bir fikirleri vardı. Neden yeni bir araç üretmiyorlardı? Madem biz Lamborghini'yiz, hadi o zaman yeni bir SUV üretelim. Amerikan ordusu için geliştirdikleri Cheetah projesindeki SUV'yi alıp LM002 kod adıyla piyasaya sürdüler. Bu dünyanın ilk lüks SUV arabasıydı. Ve biz onu Lamborghini olarak tanıyoruz. Lamborghini. Lamborghini. Hadi artık, yok artık. Rambo'nun cibi olsa bu olurdu. Kıps.
Şu anda dünya SUV'lerin etrafında dönüyor olsa da 80'lerde hiç kimse bu fikre alışık değildi. Ve dolayısıyla proje ellerinde patladı. Bu başarısız planın sonucunda şirket bir kez daha siki tuttu. Bu sefer Chrysler devreye girdi ve şirketi satın aldı. Sence kaça almışlardır? Lamborghini'yi 80'lerde satın alıyorsun. 20 milyon dolar. Aferin lan. yaklaş. 5 yaklaşık sonuç. 25 milyon dolara satın almışlar. İlk iş olarak hemen tabii ki de yeni bir model ürettiler. Kuntaş'ın yerini alacak araba tanrıları arasına girmiş bu yeni modeli tanıttılar. Diablo. Bu isim nadir görünen bir serçe türünden geliyordu. Şaka yaptın lan, ne serçesi? Tabii ki de bir boğaz mıydı? Diablo çok iyi isim lan. Yani gerçekten. Kuntaş da iyi bence. Kuntaş boğa ismi değilmiş bu arada. Öyle mi? Evet, istisna o. Yürken Kuntaş. Devam. Piyasaya çıktığında o dönem için en hızlı arabaydı. Yeni bir dönemin başlangıcında ilk sinyallerini veriyordu. Neden bileceksiniz? Çünkü şirket ilk defa kâr etmişti. İşleri iyi gidiyordu, herkesin yüzü gülüyordu. Ama derken yine bir sıçış. Bu sefer rekabet. Piyasada eskisinden daha fazla süper araba vardı. Ve dünya ekonomisi de o kadar iyi gitmiyordu. Ve sonuç olarak Chrysler şirketi Malezyalı bir girişim grubuna sattı. Malezyalı bu grup şirkette yeni hiçbir şey yapmadı diyebiliriz. Mevcut modellerin satışına devam ettiler. Ve 98 yılında şirketi Almanlara sattılar. Volkswagen grubunun altındaki Audi Lamborghini'yi satın aldı. Doşlan doşlan düber hale, seni ben çok severim. Al kollarına sen beni, beni al Lamborghini. Almanlar şirketteki temsiliyetlerini göstermek için hemen kolları sıvadılar ve yepyeni bir Lamborghini yapmak için yola çıktılar. 2001 yılında Murcielago tanıtıldı. İsmini bu adam alıyor. Tabii ki de 12 silindirliydi. Ve 572 beygirlik güce sahipti. Peki bu 12 silindirli motoru nereden mi tanıyoruz? Evet, hatırladığınız Pizzarini'nin yıllar önce yaptığı efsane bir motorun aynısı. Modern çizgilere sahip olan Murcielago, Lamborghini'yi 2000'li yıllara taşıdı. Ve lansmandan 2 yıl sonra bir de oğlan kardeşi dünyaya geldi. Gallardo, namı diğer mini Lamborghini. Yıllar sonra ilk defa Lamborghini aynı anda satışa ikinci modelini sunmuştu. Neden mi mini Lambo? Çünkü 12 değil 10 silindire sahip. Murcielago iyi satmıştı ama Gallardo biraz daha iyi satmış olabilir. Gallardo'nun üretimi durduğunda o döneme kadar satılmış bütün Lamborghini yarısı Gallardo'ydu. İşte o kadar iyi sattı. 2008 tam anlamıyla Lamborghini için çok güzel bir yıldı. Onları durdurabilecek tek şey dünya tarihine bile geçebilecek büyüklükte bir ekonomik krizdi ve o da yaşandı. Yıllar boyunca Türk filmindeki piçler gibi bir oraya bir oraya savrulan Lamborghini ulan yine aynı şeyin başımıza gelecek diye endişelenirken Volkswagen markaya olan inancını tazeledi ve yatırım yapmaya devam etme kararı aldı. Adamsın lan Volkswagen. Ve 2011 yılına geldiğimizde bunca yıllık badirenin sonunda belki de gelmiş geçmiş en güzel Lamborghini ortaya çıktı. Aventador. Tahmin edin ismi nereden geliyor? 10 yıldır piyasada olan Murcielago'nun yerini alan Aventador açısal alttan anlamında tam anlamıyla bokunu çıkartmış bir modeldir diyebiliriz. Ayrıca sıfırdan üretilmiş yepyeni bir V12'ye sahip. Pizzarini'nin 50 küsür yıl önce ürettiği efsane bir 12 silindirli motor da artık emekliye ayrılmıştır. Onca badireye rağmen Lamborghini Volkswagen'in kanatlarının altında mutlu mesut hayatına devam etmektedir. Hatta işler o kadar iyi gidiyor ki piyasaya yepyeni bir SUV sürmeye karar verdiler. Akıllanmayacak yani. Ben Erhan, size Lamborghini hakkında bilmeniz gereken her şeyi aktardım. Elbette atladığım birkaç şey olabilir. Bunları aşağıda bizimle paylaşırsan çok sevinirim. Lamborghini hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsan linklerini videonun altında bir yerlere bıraktım. İkinci el fiyatlarını merak ediyorsan onları da oraya koydum. Ya bunlar saçma sapan işler, benim param yetmiyor kardeşim diyorsan ama anahtarlık olur, tişört olur, bu tip şeyler almak istiyorsan onunla da alakalı bir şeyler var kardeşim. Git oralara bak. Ama her ne yaparsan yap, kanalımızı paylaş, arkadaşlarına bahset, herkese göster, biraz yardım et ya. Şuralarda bir yerlerde de daha önceden çektiğimiz videolar var. Onları tıkla, onlara bak, onları izle. Onları da paylaş. Bir sonraki videoda hangi arabayı anlatmamı istiyorsan onu da bizimle paylaşabilirsin. O zamana kadar kendine çok iyi bak.